Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Milyonlarca emeklinin gözü Kasım ayında verilecek ikramiyede. 15 Kasım'a kadar emeklilere ödenecek 5000 liralık ikramiye meclisten onay almıştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ise bu ikramiyenin emekli çiftçilere de verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, yaşlı ve engelli aylığının hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu. Toplamda Kasım ayına ilişkin 3.2 milyar lira ödeme yapıldı. Japonya'nın dev otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu, ancak hizmet ve yedek parça tedariğinin devam edeceğini açıkladı. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin Savaşı sonrası tüketiciler, bu saldırılara destek veren şirketleri boykot etmeye başladı. Boykot sadece yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadı. Vatandaşlar son 15 gündür bankacılıkta yerli ödeme sistemine yöneldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, tüketicilerin ödeme yöntemi olarak yerli kartı tercih etmeye başladığını açıkladı. Bir dükkana giriyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, yanınızda yeterli nakit para yok. Siz de kredi kartı yerine IBAN'la ödeme yapıyorsunuz. Normal geliyor değil mi? Bu trend pandemi sonrası tüm dünyaya yayıldı. Yakında kağıt banknotlar ortadan kalkacak gibi. Buna en yakın örnek İsveç ve Danimarka'da halk kağıt banknot yerine kart kullanın diye teşvik ediliyor. Finlandiya 2029'da, Norveç ise 2030'da nakitsiz topluma geçileceğini duyurdu. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.